Evet, şunu da şöyle bir, şunu da şöyle yapalım. Evet. Şunu da şuradan. Yayında mıyız acaba? O zaman şöyle yapalım. Sesim, soluğum nedir? Hemen şuradan bir kontrol edelim. Evet. Yayında mıyız acaba Aykut hemen? Bana bir yazarsan. Selamlar arkadaşlar. İyi pazarlar. Yayında mıyız bilmiyorum. Şu an şöyle bir açalım. Bayağıdır yayın yapmayınca tabii şu an ne yaptığımızı bilmiyorum. Ayarlarımızı biraz sonra WhatsApp'tan, Facebook'tan yayınımızı duyuracağım. Aykut yazarsan şu an yayında mıyız diye ben de bir bakayım. Şu güzel günde. Evet arkadaşlar, güzel bir pazar günü akşamını şöyle bir Bodrum'dan bitirirken sizlerle buluşuyoruz. Biliyorsunuz iş için geldiğim bu yerde. Hala devam ediyoruz ayın 15'ine kadar. Kontrollerimizi yapacağım. Şuradan da hatta Aykut'u bir arayayım. Yayında yazıyor. Tamamdır. Aykut peki görüntüde şimdi alttan arada donuyor Musa'yı demiş. Dilersen açıp kapatayım. Bir bakalım öyle bir. Şuradan bir görüntü atayım bakalım Aykut'cum. Nedir sence, ekran istediğimiz gibi olacak mı? Hemen şöyle bir. Şuradan. Nerede bizim o diğer çerçevemiz? Evet, bugünün anlam ve önemine ait. Ekran düzgün müdür? Mehmet hoş geldin. Selamlar Alper'cim. Selamlar olsun. Şuradan da şöyle bir kayma görüntüde falan bir şey yok değil mi? Yoksa tekrar açıp kapatacağım. Evet, bir bakalım. Herhalde yok şu anlık ha. Gayet iyi, tamamdır. Şuradan da. Pekala, şunu da şöyle bir. Tamamdır, sesimiz de net geliyorsa. Şunu da şöyle. Arkadaşlar, ses de alttan duyuluyor. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Böyle anlamlı bir günde bugün beraberiz. Güzel denk düştü. Hem konuğumuz da 30 Ağustos'ta burada olmak. Tam denk düştü. Cuma falan yapacaktık Müfit abiyle yayınımızı. Pazara denk geldi. Tam da 30 Ağustos'a denk gelmiş. Aslında Müfit abiyle planladığımız bir şey değil. İkimizin de yani haberi dışındaydı ama çok güzel oldu. Bugün 30 Ağustos'la alakalı bir şeyler söyleyeyim ben de dilerseniz. Az kaldı. Yayınlara da devam edeceğiz. İstanbul'a Eylül 15 gibi artık dönüş yapmış oluyorum ben de. Buradaki işler bitmiş oluyor. Şöyle söyleyeyim. Tabii çok tartışıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız korona dolayısıyla pandemi süreciyle alakalı. İşte kutlanmalı mı, kutlanmamalı mı diye yasaklandı dendi. İşte bazı partiler hayır biz kendi belediyelerimizin bünyesinde kutlayacağız dediler. Bazıları da dediler ki yok işte korona ve özellikle Covid-19 yüzünden hani bu biraz sakıncalı olur diye. Ama herkes görüyorum ki kendi bireysel olarak kutlamasını yapıyor. Nihayetinde kimse bu anlamlı güne, özellikle de bu coşkuya engel olamıyor. Ne korona engel oluyor ne de başka bir şey. Gördüğüm kadarıyla herkes işte paylaşımlarıyla, bazı belediyeler etkinlikleriyle bu günümüzü kutladılar. Yani şöyle söyleyeyim, bu güzelim ülkenin bu büyük zaferleri, yani emeği geçenleri, şehitleri anılmalı. Tabii ki de hani şu zor süreçte
bazı yanlışlar yapılmamalı, işte kalabalıktı falan diye, ama bu günler ertelenmemeli, es geçilmemeli diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz? Şöyle de bir alttan hemen açalım onu da. Bugün tabii 30 Ağustos'un şerefine ben de bir sürü paylaşımlar yaptım, görmüşsünüzdür. En anlamlı sözlerden birisi de bu. Zafer, zafer benimdir diyebilenindir sözü gerçekten de aslında özetliyor. Şuradan da şunları açalım. Birçok paylaşım vardı. Bazı zaferler sonsuza dek kutlanır. Çünkü kahramanları ölümsüzdür paylaşımları vardı. Şunu da şöyle bir açalım. Paşamızın bir sözü var. Ben de hani paylaştım. Bu zafer benimdir diyebilenindir zafer sözü. İşte bazı şeyleri benimsemekle alakalı bir şey arkadaşlar. Ne kadar benimsersen senindir. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim diyor ya Nazım Hikmet Kuvayi Milliye'de. İşte bu hasreti ve bu vatanı kabullenenin, benimseyenin, sarılanın, kucaklayanındır bugünler. Burada gelenler var. Bayağıdır yayın yapmıyoruz tabii. Buradaki izleyicilerimiz de bir dağıldı gibi. Ben biraz sonra Facebook'tan duyuracağım. Daha şuradaki ayarlardan paylaşamadım. Bir de WhatsApp'tan atacağım. Şöyle bir bakalım. Şu paylaşımlar çok güzeldi ya. Sen çivisi çıkmış bu dünyada duvara asılan en güzel fotoğrafsın. Şu şarkı çalalım acaba ya? Bir alttan bir deneyelim mi arkadaşlar? Ver bakayım. Atamızın en sevdiği şarkılar. Ses geliyor mu Aykut? Tek ben mi duyuyorum? Ha, ses gelmiyor. Pekala. Video var altta ama ses duyulmuyor demek ki. Peki ben sadece kulaklıktan duyabiliyorum sesi herhalde ki. Evet. Pekala. Tamam, pekala. Ben Instagram'da da yayınladım. Keşke dedim buradan sizler de duysanız. Atamızın sevdiği şarkılar. Hatta bu bayramlarda açın dinleyin, çok güzel geliyor. Çok keyifli geliyor. Bugün yoğun bir içerik var programda. Hatta bir de kampanyamız var. Nerededir o? Şuradadır. Şöyle bir hatta açalım. Ya çok güzel paylaşımlar gönderilmiş. Evet, gördüm. Ne kadar karalarsan o kadar net görürsün paylaşımları. Allah şehitlerimize, bu topraklara emeği geçen herkese rahmetler etsin ve özellikle de bugün vurgulamak lazım. Bu zaferler atamıza çok yakışıyor ve ona yakışıyor. En çok da ona yakışıyor tabii. Şimdi hemen geçelim artık yavaş yavaş gündemimize. Şuradan hemen şunları bir alayım. Şöyle bir. Burada tabii elimle her işi gördüğüm için arkadaşlar. Çok ileri gitmem gerekecek galiba. Bir kampanyamız var. Sinemaport'un Türk sinemasına, sinema izleyicisine bir kampanyası var sevgili izleyenler. Ve hemen şöyle açalım. Nedir o kampanya diye.
Ekranın yorumlarını kapatırsak arkadaşlar net gözüksün. Ne yazdı orada? Heh, şöyle bir. Evet, net gözüksün. Efendim bir kampanya başlatıyoruz Sinemaport olarak ve Sinemaport ekibi olarak başta Özcan olmak üzere Alper, Aykut, bütün editörlerimiz, çalışanlarımızla birlikte. Sinemaya git, çeyrek altın kazan kampanyası. Buradaki amaç tabii ki de sinemaya biraz seyirci çekmek, birazcık farkındalık yaratmak. Pandemi sürecinde çok yara alan sinemamıza birazcık can suyu katmak. Sinema biletiyle birlikte salondan bir fotoğraf çekiyorsunuz, bir selfie, bir şey, bir kimle giderseniz arkadaşlar. İşte sevgilinizle, eşinizle, dostunuzla. Ve bu selfie'yi sinema salonlarını dolduralım hashtag'i ile Sinemaport'u da etiketleyerek paylaşıyorsunuz Instagram'dan. Ve sonra çeyrek altın kazanma fırsatını yakalıyorsunuz. Ya bu devirde hani çeyrek altın neredeyse 1.000 lira falan. Aykut, yalan mı? Geçen bir tane caps vardı ya, paylaşmışlardı. Eve davetle gelince haciz tebligatı gelmiş gibi hissediyorum diye. Yani bu devirde bir çeyrek altın iyi para. Ne kadar Aykut? Sen bilirsin, bu ara çok takıyorsun. Biz de iptal ettik biliyorsun. Kaç para acaba, çok merak ediyorum gerçekten de ya. 700-800 falan olması lazım diye tahmin. Değil mi? Şuradan 7 göremiyorum ki tabii. Şöyle yaparsam ha. Ne diyor? Bakayım. Görmedim. Birisi bir 700 mü yazmıştı? Ne kadar fiyat harbiden ya? Ya 800 lira falan çeyrek altın. Biz bunu kampanya dönüştürdük arkadaşlar. Ve kampanyanın sonucunda çeyrek altın veriyoruz salondan selfie atanlara Sinemaport olarak. Değil mi? Tom Cruise 1, Sinemaport 2. 735 lira civarı. Maşallah, iyi para. Gerçekten iyi para. Yani ayda 2 düğüne gitti mi bittin zaten yani. Peki arkadaşlar, az önce Müfit abiyle konuştuk. Ya bu arada tabii kutlamak istiyorum Sinemaport'taki arkadaşlarımızı. Nerededir? Diğer. Heh, burada. Çünkü son zamanlarda bu zamana kadar çok güzel konukları ağırladık. Çok önemli, çok değerli konukları ağırladık biliyorsunuz. Ve benim de ağırlamaktan keyif aldığım, sevdiğim insanlara hep denk geliyor. Ve bunları ağırlama şansımız oluyor burada. Bugün de Müfit abi var. İzlerken bir şeyler öğrenebildiğimiz nadir adamlardan birisi. Benim de bir anım var kendisiyle. Anlatacağım onu. Bir dizi setinde, en son final yemeğinde oturduğumuz bir masada Metin Hoca var, Metin Akpınar. Onunla alakalı bir anımı anlatacağım Müfit abi geldiğinde. Şimdi tabi bu saat olunca böcek çöküyor buralara. Buradan böyle bız diye. Evet arkadaşlar, bunu siz de paylaşın isterim. Tabi uzun zamandır yayın yapmıyoruz biraz. Takipçilerimiz bizi unutmuşlar. Ama yavaş yavaş hatırlatalım kendimizi. Sinemaport'un sinema salonlarına ilginin, alakanın devam etmesi için bir kampanyası var. Bir hashtag'imiz var. Sinema salonlarını dolduralım hashtag'i. Ve bir selfie, bir fotoğraf atıyorsunuz Instagram'dan. Çeyrek altını kazanma fırsatınız oluyor. Hemen şöyle bir bakalım. Müfit abi geldiyse bir el kaldırın, bana WhatsApp'tan yazın arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle bir, ben de diğer telefondan bir WhatsApp'a bir bakayım. Müfit abi burada mı diye. Şuradan WhatsApp'tan yaz bana Aykut'um. Geldiyse sohbetimizi gerçekleştirelim Müfit abimizle. Çok kıymetli. Yani çok tatlı, çok güzel işler yapıyor Müfit abi. Şuradan hemen bir yazalım. Evet. Şöyle bir, şunu da hemen şuradan duyurayım. Şuradan. Şöyle bir. Şuradan.
Şunu da şöyle yaptık mı? Heh, buradayım demiş galiba. Ah süper, tamamdır. Evet arkadaşlar, bugün Sinema Porta neden konuk oluyor? Ne ile konuk oluyor Müfit abi? Pandemi sürecinde durmadı, çok üretir. Yani televizyon programı yapar, senaristlik yapar, tiyatro yapar, metin yazarlığı yapar. Bu süreçte de maşallah durmadı. Müfit abi YouTube'un ilk Türk filmini çekti. Ona bir de sanal gala yaptı. Bu da Türkiye'de bir ilk. Onu konuşacağız. Müfit abi şöyle bir hemen yayına alalım. Arka görselimizi kapatalım arkadaşlar. WhatsApp'tan da duyurdum. İnşallah sizler de duyurmuşsunuzdur. Hemen Müfit abinin gelişiyle şurayı şöyle bir şenlendirelim. Peki. Evet Müfit abi geliyor. Dararam, 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 dararam. Evet. Merhabalar. Merhaba abim. Ne haber? Teşekkürler Müfit abicim, senden. İyi. Bodrum'da mısın? Bu arka manzara adalar manzarası mı, Bodrum manzarası? Bodrum manzarası Müfit abi. Neresi? Arkam Bodrum manzarası, kale burada. Şöyle bir çevireyim. Geçen Nedim Saban'la kaleyi merak etmiştim. Evet. Tabii. Bodrum'dasın. Seversin. Çok sessiz geldi ya. Şöyle söyleyeyim. Evet sessiz. Bugün zaten pazar. Pazar günleri Bodrum'da beachler falan boş olur. Neden? Çünkü millet artık hafta içi full kudurduğu için Bodrum'da pazar günü şey evet. Kalmaz. Ya biz uzaktan bakıyoruz. Sürekli bir eğlence, sürekli bir gürültü patırtı var. Evet. Magazin programlarına göre ya da televizyon haberlere göre. Öyle mi gerçekten? Siz orada her gece parti mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim abi. Ya da her gündüz hatta. Var tabii ki de. Burada bazı şeyler devam etsin diye ekonomik olarak da durmaması gerekiyor biliyorsunuz bazı şeyleri. Bazı kurallar çerçevesinde devam etti. Halen daha devam ediyor. Fakat tabii Bodrum işte şey kapıları da açınca turistler şu an mesela Fransızlar ve Rus turistlerimiz çok fazla var. Evet. Yani bu bir de akın akın geliyorlar Müfit abi yani. Geliyor. Peki gördüğümüz kadarıyla klaplar falan, beachler hepsi tıkın tıkın dolu. Sineması vardı oranın çok güzel. Sinemarin sinemaları değil mi? Evet, evet. Oralar açıldı mı? Tiyatro abi, var mı? Abi memleketteki... Yoksa koronavirüs bir tek tiyatroya giriyor. Ya sinemaya giden tek canlı da değil ama organizma da değil. Ne diyelim yaratık virüs herhalde. Başka kimse gitmiyor. Abi ben de onu anlamıyorum. Dünyada böyle bir terslik var. Hatta bununla alakalı da biz Sinemaport'ta da bir şey yayınladık. Bütün uçakta yolcular oturuyor. Evet. Sahne var. İki kişi tiyatro yapıyor. Ama burada kalede mesela görüyorum full etkinlikler. Geçen Hakan abi buradaydı. Hakan Aysevi izledik. İşte MFÖ konseri vardı. Fulldü. Konserler hani... devam da tiyatroda işte yavaş yavaş. Niye tiyatro? Ya bu tiyatro yıllarca ya ödenek çıkmaz. Ondan sonra her şeyde de İşte bomba patlar, tiyatro durur. Evet. Yani evet. en çok tiyatromuz zarar görür bazı şeylerde. Evet. Evet. Maalesef. İyi misin sen? Ben iyiyim. Öyle Bodrum'a uzaktan bakıyoruz güzel Hı-hı. manzaralara. Evet. İyiyiz burada İstanbul'da mutluyuz. Abi ben de işim olmasa, biliyorsun ben çocukluğumdan beri radyo programı yapıyorum. Ve radyo müzikle birlikte burada müzik direktörlüğü yapıyorum. Bazı mekanlar. Ne güzel. Yani aslında şeyde değilim yani öyle tatilde. Millet bana diyor ki ne yapıyorsun aylardır tatil değil işe geldim. Ya tatilde olabilirsin ya gözümüz yok yani imkan olan tatilde de olabilir. Kesinlikle. Müfit abi çok ilginç bir şey yapmışsın. Yani ben korona sürecinde çektiğinizi duymamıştım ve duyunca dedim ki tamam böyle bir şey tam zamanlaması da güzeldi. YouTube'un ilk Türk filmi. Evet. Ya YouTube'un ilk Türk filmi tanımlaması ne kadar doğru bilmiyorum ama işte ben ilk kez YouTube'da yayınlanan bir film demek daha doğru olabilir. Hı hı. Çünkü hani daha sonra başka platformlara da vermeyi düşünüyoruz ama ilk kez YouTube'da yayınladık.
İlk gösterimini işte demin dediğin gibi sanal gala yaptık önce. Hem Instagram'da hem YouTube'da. Bütün halkımızı davet ettik. Sanal galamıza yanlış hatırlamıyorsam 7000 civarı insan katıldı. Maşallah. Evet, evet. Yine oyuncularımızla bağlantılar kurduk. Bir iki de seyircimizi aldık canlı yayına. Hı-hı. Ama çok rahat. Ev ortamında ev yapımı gala yani. Hiç smoking zorunluluğu yok. Harikaymış. Herkesin elinde ne varsa onu içti. Alman usulü. Yani hı-hı, biraz açıkçası masraf olmasın diye cimrilikten yaptık biraz. Maskelerde evet. Düşer. Evet. Filmimizin adı. Ya maske şimdi korona ile birlikte çok gündemde. Maskeyi yani hangi imayla kullandık? biliyorsun bazı iki yüzlülük maskesi de vardır. Daha doğrusu yani iki yüzlü insanların bir yüzlü maskedir ama onu göremeyiz. O anlamda maskelerin ortaya düştüğü bir film. Ama maskeleri düşüren şey de paranın varlığı, para insanı bozar derler ya. Evet. Biraz onunla. Yani korona gündemimizde olunca bu maske anlaşılıyor. Kastedilen bu maskenin düşmesi değil, tam tersine bugünlerde bu maskeler çıkmalı ve takılmalı. Bizimki 200'lülerin 200'lülük maskesi. Aslında biraz tiyatrodaki bu katarsis durumu gibi. Yani izleyicinin evet, görmekten çok hoşnut olmadığı şeyi bir oyunla, bir temsille ona göstermek. Maske aslında orada metafor gibi bir şey olmuş herhalde. Evet, evet, evet. Bizim kastettiğimiz yani hijyenik maske değil özetle. Evet. Şimdi şöyle bir görselleri, senin paylaştığın görselleri de şuradan bir açalım. Evet. Şöyle bir... Bazı tekniklerimizin yer aldığı görseller, evet. Evet. Abi kimler oynuyor filmde? Bir sayalım. Fulden Akgürek oynuyor. Benim sevgilimi oynuyor. Filmin hemen başında olduğu için sürpriz sayılmaz bunu söylemem. Sami Aksu oynuyor. Ali Kondilli filminden, şimdi Besefir'in kızı dizisinden tanıyoruz. Çok yetenekli, çok sevdiğim bir arkadaşım. Umut Oğuz oynuyor. Yılların Aa çok tatlı. Oğuz'u, yılların yıllardır pek çok güzel rolde seyirciye kendini sevdirdi. Bizde de çok enteresan bir rol oynuyor. İzlemeyenler için o spoiler olabilir, söylemeyeyim. Ama filmde çok sevdiler. Hatta birkaç ciddi sayıda mesaj aldım. Ya o karakterin ayrı filmi olur, onu ayrı film yapsanız da filan diye. Yani o kadar başarılı bir karakterdi, o kadar başarılı bir oyun sergiledi. Başka Ömer Duran, Kaygısızlar efsane dizisiyle hatırlayabileceğimiz daha çok Ömer Duran oynuyor. Sonra genç yakışıklı profesörlerimizden Uğur Batı, oyuncu mu diyelim yoksa kendini oynuyor. Yani bir profesör lazımdı bize. Sen oynar mısın dedik. Sağ olsun kırmadı. Çok güzel kendini isimler toplamışsın. O da çok başarılı. Evet. Bedri Baykan var. İlginçtir, o da kendini oynuyor. Ressam Bedri Baykan. Ama şöyle bir şey. Bedri Baykan'ın oyunculuğu beni çok şaşırttı. Çok çok doğal bir oyunculuk. Belki şimdi sen de oyuncusun. Yılların tiyatro oyuncususun. Estağfurullah. Bilirsin. Belki de en zor şey aslında kendini oynamaktır belki. Hiç oynadın mı bilmiyorum kendini. Ya da normal hayatta oynadın mı? Çılgın Dershanede sen bu musun, sen İrfan'sın diye çok olmuştu yani. Ama zor oluyor değil mi? Tabii. Evet. Bedri Baykan kendini oynadı. Çok doğal bir şekilde oynadı. Hatta kendinden daha iyi oynadı yani. O kadar güzel. İnsanlar kendini saklamak evet, ister ya. Bedri Baykan'dan daha Bedri Baykan. O kadar. Güzelmiş. Ama gerçekten güzel bir kadro olmuş Müjde abi. Evet. Şeyi söyleyeceğim, ben bilmiyordum ilginç bilgi diye. Ya dedim ki hocam, üstadım çok doğal oynamışsınız, nasıl oldu bu, hiç beklemiyordum, itiraf edeyim dedim. Meğer resim eğitiminin yanı sıra Amerika'da oyunculuk eğitimi almış. Aa çok hem enteresan. Hem yönetmenlik eğitimi almış, sinema yönetmenliği, hem oyunculuk eğitimi. Harika. Biz tesadüfen ilk defa biz oynattık.
Ama Türkiye'deki insanlar ne kadar acayip. Elinde kalmış. Değerlenmiş. Sanki bir iki yerde izlemiş miydim bilmiyorum sanki. Ya hiç şey oynamam. Vardı. Ben yıllar önce Sinan Çetin, ben öğrenciydim. Büyük hı-hı ihtimal seniniz doğmamıştın. 85-86 yılında. Evet. Orhan Gencebay'la Gökyüzü Herkesindir diye bir Orhan Gencebay ve Bedri Baykam'ın başrollerde oynayacağı bir film diye duyurmuştu. Ben de o zaman ben ve arkadaşlarım ne alaka demiştik ya Bedri Baykam. Hani Orhan Gencebay tamam yıllardır bir takım hani arabesk müzikal tabii filmlerde oynuyor. Tamam Bedri Baykam ne alaka, meğer o zaman oyunculuk eğitimini yeni bitirmiş. Diploması elinde oynayıcı yani miş de haberimiz yokmuş ama o film çekilmedi. Başka bir yerde ben hatırlamıyorum. Belki ben oynamıştı. Ama Türkiye'mizdeki sanatçılarımız gerçekten çok yönlü. Oyuncuysa içinde müzisyeni var, senaristliği var, kalemi var, dans ediyor. Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Maşallah. Pardon kesmedim değil mi? Estağfurullah. Lafını kestim mi? Ben hayır, şimdi evet. Laf bana gelecek diye de hissettim. Bizde de öyle bir durum var ya şeyle. Abi şimdi sen diyor ki senaryoyu yazıyorsun aklı olarak. Yapımcılığını yapıyorsun. Yönetmenliğini yapıyorsun. Başrolünü oynuyorsun. Her şeyi sen yapıyorsun. Ne kadar yeteneklisin. Yo yeteneklikten değil, parasızlıktan. Başkasına ödeyecek. Paramız yok. Oyunculara vermedik mi bir şeyler Müfit abi? Efendim? Oyunculara bir şeyler vermedik mi ufak da? Yok şimdi şöyle onu da söyleyelim. Evet. Veremedik. Türk yapımcılarının en büyük numarası. Şimdi bunu çekelim. Bir dahaki filmde telafi ederim. Yok tabii. Şöyle tabii ki biz bunu çok duyuyoruz. Şimdi başka yapımcıların dedikodusunu yapmayayım da. Şöyle bütün oynayan arkadaşlarımız bir dayanışmayla oynadı. İnanın ben aradığımda kimse para sormadı. Ben de bunu fırsata çevirdim. Vay. Tam karantinada. Yok bunu yapan yapımcı çok ama ben gerçekten para konuşmadık ve para vermedik. Şöyle oldu ya, bütün şimdi oyunlar iptal edildi. Benim tek kişilik evet gösterim vardı, Umut'un evet tek kişilik gösterisi var. İşte diyelim Sami'nin dizi çekimleri vardı. İşte herkesin iş var ama setler iptal edildi, tiyatrolar iptal edildi. Hepimiz birden işsiz ve parasız kaldık ve evlerde oturuyorduk. Şimdi çok çabuk unuttuk ama sokağa çıkma yasakları, iki insan bir araya gelemiyordu, setler iptal edildi. Ben de aradım arkadaşları ve diyorlar ki nereden aklınıza geldi bu filmi çekmek? Diyorum ki İlhan Perimiz'in adını söyleyeyim, koronavirüsü. Yeah. Yani fikri oradan aldık, o bize bunu düşündürttü. Ya peki dedim acaba iki kişinin bir araya gelmesi bile yasak ve tehlikeli. Bu şartlarda servis servis bir film çekebilir miyiz? Herkes kendi sahnesini çekse de biz de montajla onu birleştirsek. Sonra bu fikri işte ilk Fulden'le ve sırasıyla diğer arkadaşlarla paylaştım. Sağ olsunlar hemen hani heyecanlandılar. Hem evde boş oturacağımıza hem böyle bir ilke imza atalım. Fulden zaten Müfit abi hemen bir parantez açalım. Tabii. Fulden gizli bir yetenek. Benim Fulden yıllardır canım arkadaşım. Ya. Yani tiyatroda şahane şeyler yaptı. Evet. Hiç böyle Afife Jale'lere oralara aday dahi göstermediler kızı. Yani ya verdiler iki tane Fulden konusunda haklısın. Bence henüz patlamamış bir bomba. Benim öyle evet gizli yetenek ya. Takip ettiğim birkaç bomba var. İnşallah bana nasip olur patlaması diyorum ama bizde de bir türlü şey yapamadı. Gerçekten büyük yetenek. Çok. Onun gerçek yeteneğini şeyde göstereceğini düşünüyorum. Böyle dramatik kurgusu olan bir film değil de daha epizodik bir filmde farklı karakterleri oynayarak o zaman seyirci diyecek ki aa bu kızda ne cevherler varmış diye. Evet. Hakikaten kavere oyunculuğuna, skeç oyunculuğuna ki herkes yapamaz. Ben yapamam mesela. Benim evet yani benim yapabileceğim çok kalifiye bir kız. Çok her şey var. Ama bazı oyuncular, asıl kabare oyuncuları, skeç oyuncuları biraz tipleme yelpazesi geniş insanlar olmalı. Fulden onlardan birisi.
Evet. İnşallah bir gün patlayacak. İnşallah benim bir filmimde patlar. İnşallah senin bu öngörün çok güzel. Ben de yıllardır fullden hep öyle düşünürüm. Hep de derim yani bu kız hak ettiği yerde değil diye. Ama tabii birçok insanımız, bizim de konservatuvardan birçok arkadaşımız var. Evde işsiz oturuyor ve çocuk bakıyorlar veyahut da işte başka işler peşindeler. Maalesef birçok insan öyle harcanıyor. İyi ki sen farklı bir gözün var senin. Güzel değerlendirmişsin bu projede de fulldeni. Benim de seninle güzel anılarım var. Ya Anlatayım ben mı? bak o geceyi hatırlıyorum. Seni de çok net hatırlıyorum. Evet. Sen hani ya bir anımız var anlatacağım deyince eyvah dedim. Hatta dedin ki bir hareket yapmıştım filan. Ben şu an korkuyorum bir nasıl bir hareket yaptım. Yani normalde yapmam çok rahatsız edici hareketler ama beşer şaşar biz de yapmış olabilirim. Rahatsız İnşallah etmedim. beni rezil etmeyeceksin. Çok hoşuma gitti. Arkadaşlar. İnşallah bir intikam yayını değildir bu. Yıllardır Hayır genç canım. Hiç öyle bir adam içine olmadım. atmış. Şimdi bekle İntikam sadece. almak için canlı yayına davet etmiş. Evet, Bütün 170 şimdi şu kişi anıma iyi biraz duysun. gerilim sağla. Bütün seyirciler benim gibi merak ediyor. Ne acaba nasıl bir hareket çektim sana yıllar Bundan önce? yıllar önceydi Star Evet. TV'de Papatya dizisi çekiliyor ve dizi final yapacak. Başrollerinde Metin Akpınar, Deniz Evet, Oral benim canım ve Metin pek çok abim. değerli Bir Yol oyuncumuz. Güven'in projesi. Evet. Eşçe Çiğdem Batur var bizim, Aslı var. Evet, Çiğdem Batur, evet. Metin abi, Aslı, evet, onlar. ben hem ailecek görüşüyorum hem de konservatuvardan da hocamız oldu. Hocam oldu. Yemek Metin verilecek Akpınar dedi. mı? Evet. Aa, ne şanslısın. Evet. Şeydin dedi mi bir ara? Haliç, sen Haliç, Haliç'ten Aslı'yı mezunum. Haliç. Evet, Haliç'ten. evet, aynen. Evet. Evet. Metin Hoca, Müşfik Hoca'dan sonra hocamız oldu. Sonra devam etmedi. Zaten yani uzun ömürler versin Allah. Yeter ülkeye yaptığı deve kuşu haberler falan. Evet. Son öğrencilerinden olduk işte biz de. Metin abi dedi ki bir Birol Güven yemek verecek. Siz biliyorsunuz yemekleriniz bayağı bir şey, dillere destan. Ay Metin Akpınar'ın özellikle bulunduğu yemekler Tabii. dilleri Tabii o destan. masalar. Biz Antalya Göcek'te de teknesinde bulunduk. Evet. Gittik sete. Aydın abi, Aydın Sarman, işte Evet. Aslılar, Birol abi. Ondan sonra yemek yeniliyor. Bizi senle birisi ya Aslı tanıştırdı ya da Çiğdem tanıştırdı. Ya, yan yana oturuyorduk. Evet, yan Yatakta da yana oturduk. yakındı. Evet. Tanıştırırken ben kendimi anlatırken sen böyle yaptın. Oğlum ben seni tanıyorum ya dedin. Sen Velettadasın dedin. Evet. Abi ben nasıl şaşırdım ve nasıl mutlu oldum. O senin Ama niye büyük sen erdemin. o zamanlar hem Okan'ın programlarında, skeçlerde Evet. yer alıyordun hem de talk show'un yok muydu o zaman Evet, Kanal Velettadayı D'de? yapıyorduk Showmax'te. Evet. Evet. Ya ben şeyden senin adın çok ilgimi çekmişti. Veletta da hani dadaydım filan. Evet. O zaman hani özellikle bakmıştım şeyde. Hı. Hem talk Hı. show'una. Ya skeçlerden de hatırlıyorum zaten ama Öfkeli hani kalabalık talk vardı show'unda bizim. ya Veletta da Allah Allah bu nedir falan. Ama Müfit Şeydi. abi, bu bir başka erdem. Bizim sektörde bu dünyada herkes birbirini tanır ama ben seni biliyorum, seni izledim demez. Bu senin erdemli. Yok Çok canım hoş, ya. beni o gün böyle kalbinden vurmuştun. Ben mesela Metin Akpınar'ı da dedim. Ben sizi tanıyorum Aa, yakından mı tanıyorsunuz? Evet. Ya Metin abi de şimdi dedi mi yavrum benim şey de dedi ki bilmediğin şimdi dedi yönlerim Metin vardır. Akpınar ve dedim benle ilgili. Orada değil sonra yine sevgili Uğur Batı işte bir araya getirdi. O zamandı galiba. Biz de o arada tabii Papatyam döneminde, MİT döneminde yani daha sık görüşebiliyorduk ama sonra işte o Mandıra filozoflarını çektim, 80'leri yönettim. Yaşamak Güzel şeyi çektim, yönettim filan. Sonra işte o arada oldu bunlar. Biz Uğur Batı yemekte bir araya getirdi, bir araya geldik. Dedi ki, dedi seyrediyorum dedi çektiğim filmleri dedi. Yönetmenliğini çok beğeniyorum dedi. Ben dedim ki abi dedim pek bir şey yapmıyorum dedim. Ha ondan güzel oluyordur Çok iyiymiş ya. Metin Akpınar Yani buradan ben yok ben de saygılarım. hakikaten ona da inanıyorum. Bence bak bilgece bir şey yaptı. Bazen hani oyunculukta da olur ama yönetmenlikte de bazen insan bazı zaaflarına yenilip kendisini çok göstermeye çalışır.
Mesela yönetmenlikte de bu vardı. Yani seyirciye kendisini göstermek için yerli yersiz tuhaf tuhaf numaralar çeker. İşte kamera hareketleri, kamera taklatar, bumcu röveşata yapar falan. Kurguda yani böyle çevirirler falan. O biraz yani sürekli yani şey demek yani seyirciye kendisini hatırlatıyor. Yönetmenlik numaralarını gösteriyor. O ama sürekli hikaye ile filmle seyircinin arasına girmek demektir o. Ben böyle bir yönetmenlik anlayışına inanıyorum. O yüzden mesela bazıları değerlendirirken ya bu yönetmenlik adına ne yapıyor? İşte bu filmlerde hiçbir şey yok yönetmenlik. Kim bu ya diye böyle. Ama ona inanıyorum. Metin abinin de bir gece göndermesi o. Tabii. Belki yani hiçbir şey yapmadığın için güzel oluyordur diye. Tabii. Neyse onu da bağlamış olduk. Metin Akpınar. Allah uzun evet, ömürler versin. Hocamıza. Amin. Şimdi Müfit abi o kadar güzel şeyler yaptın ki. Şimdi birazcık da şöyle hatırlamak adına sen gelmeden önce bakıyordum. Bu zamana kadar yazdıkların, çizdiklerin, çektiklerin var. Levent Kırca hayatında var. Onat Kutları almışsın hayatına. Onun hayatına girmişsin. İşte tiyatro oyunları var, sinema filmleri, diziler var. Mesela senin bir lafın var. Bu sen domatesler acele etmez diyorsun ya. Evet. Ama abi sen hızlı yaşamışsın ve dolu dolu yaşamışsın, doldurmuşsun. Bak, şimdi şöyle söyleyeyim, benim yaptığım şeylerin çoğu, bak dedim ya mesela Metin Akpınar'la tanışıyorduk, o zaman beni senarist olarak tanıyordu. Bir 4 sene, 5 sene görüşmedik. Ben o arada 3 film çekmişim, 193 bölüm 80'leri yönetmişim falan. Maşallah. Bu şimdi bu hız bölümü benim yaşlılık dönümünde oldu. Ve doğada da gerçekten bak şimdi çok toparlayarak... Gençken yavaş mıydın? Şöyle, evet, ama bu böyledir. Doğanın kanunu. Hemen şuradan örnek vereyim sana. Tersten yine domates dedik. Ben balkonda domates yetiştirmeye çalışıyorum. Daha doğrusu yatay saksıya 2 tane domates ektim. Fidesi. Abi böyle ikisi de böyle beraber giderken bir tanesi böyle coştu. Domates vermeye başladı her yer ama böyle tam solmak üzere gibiyken. Sonra ben dedim ki ya nasıl oldu aynı anda dikilmiş 2 fide. Birisi tam böyle solmak ölmek üzereyken birdenbire bütün dalları domates bastı. Hemen paylaştım şeyde Twitter'da ya anlayan var mı ne oluyor yani biri dururken bile. Bir ziraat mühendisi dedi ki ve aynı zamanda bu işi yapan, seracılık yapan abi dedi o domatesi birdenbire fazla veren fide dedi ölüyor dedi. Ona yapacak bir şeyin yok dedi. Topla dedi. Öbüründen umut var dedi. Şimdi bütün bitkiler ölmeye yakın çok meyve verirlermiş. Ya da son senesinde kurumadan önce. Neden? Çünkü bütün canlılar ve insanların temel içgüdüsü neslin devamını sağlamak. İnsanların şöyle bir farkı var. Ölümlü olduğumuzu bilen tek canlı biziz. Ve bu yüzden şey yapıyoruz yani bir, hem keder içindeyiz hem bu dünyaya bir şey bırakmak istiyoruz. Şimdi bütün canlılar mesela beğenmediğin sazan balığı bile hikayesi öyledir ya derenin başında yumurtadan çıkar sonra derenin sonuna kadar gelir tekrar geri döner niçin yumurtlamak için yumurtlar ve ölür. Şimdi bütün canlılar neslin devamı için yaşıyor. Ve zaman azalınca ölmeye yakın çok fazla üretiyor. Şimdi hepimiz şöyle, sen gençken acele etmeyebilirsin. Ben de acele etmiyordum. Şimdi bilinçli ya da bilinçsiz yaş ilerleyince insan bunun farkına varır. Eyvah zaman daraldı. Bir şeyler yapmam lazım. Daha çok şeyler yapmam lazım. Bazen mesela gençler bana diyor ki abi işte film çekmek istiyorum ama çekiniyorum. Çok iyi olması lazım. O yüzden bir türlü çek. Diyor mu çek kardeşim çek. Çek. Abi ya mükemmel olsun istiyorum. Bak diyorum ki bak hata yapmaktan korkma. Sen gençsin. Hata yapmaktan korkma. Niye? Çünkü güzel kardeşim senin önünde hatayı düzeltmek için hem bol zamanın var hem bol enerjin var. Ben korkayım hata yapmaktan. Ben bugün bir hata yaparsam ya düzeltip düzeltmeyeceğim. Önümde kaç günüm kaldı belli değil. Buradan bizi seyreden gençleri de seyrediyorum. Lütfen hata yapmaktan korkmayın. Çünkü siz gençsiniz. Bunu düzeltecek
Hem zamanımız da var hem enerjimiz de var. Ama yeter ki başkalarına karşı. Müfit abi ben şimdi biz başka bir jenerasyon olduk birazcık böyle 90 kuşağı diyelim bana. Ama ben şimdiki gençlerimizi gerçekten çok umutsuz ve üzülerek söylüyorum. Gelecek kaygılı. Yani bizim zamanımızda yine mesela internet bu YouTube yoktu. Bir kendini gösterebileceğin yer konservatuar vardı. Şimdi adamın yani öyle bir dünya ki bak eğitimine gidip okullar açılamayacak. Yani bu hızlılık o kadar çok şey yapıyor ki gençleri demoralize ediyor ki durduğu yerde duruyor şu an gençler. Hızlı da değilsin, yavaş da değilsin. Evet. Dünyanın durmasıyla birlikte hani çok başka bir şeye doğru gitti bu iş. Ya bir kere ben de görüyorum da kaygılılar ama bu kaygı gelecek kaygısı. İmkan çok ama araç yok. Değil ama bak kaygılı olabilirler. Kaygılı olmaya hakları var. Bu sistem onların suçu değil. Sistem onlara bir gelecek güvencesi sunmuyor. Kaygılılar. Kaygılı olmaya hakları var gençlerin ama umutsuz olmaya hakları yok. Gençsiniz nasıl umutsuz olabilirsiniz ya? Nasıl umutsuz? Evet. Kaygılı olacaksın tabii. Gelecek kaygın olacak. Ama nasıl umutsuz olabilirsin? Bak yine şunu diyorum. Abi diyor ki işte okulu bitirdim, iletişim fakültesini bitirdim, iş bulamıyorum, bir şey çekemiyorum, konservatuarı bitirdim, oyunculuk bölümünü oynayacak yer yok, iş vermiyor. Ya kimden bekliyorsun güzel kardeşim ya? Kendi yap, doğru. Şu film hiçbir konuda örnek olmuyorsa bu konuda örnek olsun. Diyorum ki kardeşim sen kimden bekliyorsun imkanı ya? Senin şimdi bugün ben 2013 senesinde Mandıra Filozofu filmin çektiğim kamera 2K'ydı. Bugün senin cep telefonun 4K, bazıları 8K. Sen neyin mazeretini sunuyorsun? Varsa sen şimdi kurguya eskiden 100 bin dolarlarla yatırımla kurgu seti kurulurdu. Bugün senin cep telefonunda varsayılan olarak bedava geliyor şey. Mecra. Abi mecra. Yani sen YouTube gibi, Instagram gibi pek çok mecra var ve bunun kapısında da kilit yok. Kimden neyi bekliyorsun? Varsa anlatacak hikaye neden olmasın? Varsa gelin beş arkadaş, ağlayacağınızda beş arkadaş bir araya gelin. Bizim ihtiyar arkadaşlar gibi. çekin cep telefonundan koyun abi Instagram'a, YouTube'a. Gerçekten yine tekrar ediyorum yaşlılar gibi hep tekrar ederler ya. gençlerin kaygılı olmaya hakları var ama umutsuz olmaya hakları yok. Doğru. Korona da başıma bir anda şöyle bir şey geldi Müfit abim. Çalışmıyoruz, durduk. İşte ben radyo programı yapmıyorum. Ondan sonra sahne işleri durdu falan. Dedim ki evde oturduğumuz yemeği hak etmedim dedim ya. O gün. O gün hak etmedik yani. Çünkü çalışmadık. Ama gençlerin hepsi duruyor. İşsizlik çok fazla durumda. Ya bu durağan hal böyle bir rehavete kaptırdı bizi. İşte senin bir tane sözün var. Çok güzel. Senden bir şey olur mu? Evet. Ya benden bir şey olur mu'nun formülünü vermişsin. Ya biz çünkü çok demoralizeyiz. Saygılarımız çok. Sen şimdi başka bir kafadan bak. Ben bir gençler yönünden bakayım mevzuya karşılıklı. Çok güzel bir şey söylüyorsun. Diyorsun ki mesela benden bir şey olur mu'nun formülü rezil olmayı göze alma cesaretin varsa senden bir şey olur diyorsun. Evet. Çok önemli bir şey bu. Evet. Biz çok korkuyoruz rezil olmaktan da. Ben mesela yıllar önce lise sondayım. Okan abinin, Okan Baygün'ün ekibinde çalışmaya çalışıyorum. İşte orada bir öfkeli kalabalık bir grubumuz var. Showmax diye bir kanalda televizyon programı geldi böyle teklifi. Dedim ki yani bu iş bana bir daha gelmez ki gelmedi ya. Nasıl bir cesaret şimdi izliyorum diyorum ne kadar salakmışsın ya. Nasıl neyin cesareti bu ya? Yürek mi yedin adam diyorum. Çıkmışsın bir kanalda televizyon programı sunuyorsun diye. Bu gerçekten de büyük bir formül. Bak şimdi o konuda rezil olmayı şey göze alma cesareti. O konuda bir şey söyleyeyim. Hani buyur abi. Diyorsun ki tabii ki Atıf Yılmaz'ın bir sözünü aktarayım. Diyor ki ben diyor Atıf Yılmaz'ı herhalde gençler biliyordur unutulmadı. Mesela en azından Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yönetmeni. Evet. Pek çok Kemal Sunal'ın hani iyi Kemal Sunal filmlerinin Sarakko'nun falan yönetmeni hatta Kibar Feyzo'nun bir sürü filmi var Ah Belinde Adı Vasiye. Ve Türk sinemasının en üretken yönetmenlerinden bir tanesi.
Diyor ki anılarını anlattığı kitapta, ben diyor çok iyi filmler çektim. Belki de diyor Türk sinemasında en iyi filmleri ben çektim. Ama diyor en kötü filmleri de ben çektim diyor. Neyse ki diyor kötü filmler hep unutulur diyor. Akılda iyiler kalır diyor. Şimdi rezil olmaktan korkan gençler varsa Atıf Yılmaz Usta'nın bu sözünü unutmasınlar. Tabii ki gencin ya da insanız, hata yapacağız. Ya kötü filmler de çekeceksin ya da başka bir alanda kötü işler de yapacaksın. Eyvah rezil oldum diye korkma. Kötüler unutulacak, iyiler kalacak. Bir de Murat Anmunga'nın meşhur sözü var, şair. Gerçi anonim diye çok dolaşılıyor. Herkes anonim sanıyor. Türkiye'de her şey olabilirsiniz ama rezil olamazsınız. Ya iki gün sonra unutulur. Büyük filozof Gülben Ergen de diyor ya, bana bir şey olmaz diye. Ya ben tabii çok magazine girmek istemiyorum. Benim kastettiğim üretim yaparken rezil olmaktan. Yoksa tabii, hani gençler nasıl rezil olmazsınız, çıkın. Çıplak sokaklarda dolaşın değil yani. Bir üretim yaparken bir hata yapmak, bir şeyi becerememek, rezil olmak değildir. Olsa bile unutulur gider. Korkmayın ve gençsiniz, onu düzeltmeye zamanınız ve enerjiniz var. Korkmayın diyorum. TEDx'e katıldığınız o videoyu döne döne izliyoruz. Herhalde izlemeyen varsa da arkadaşlar burada Sinemaport'tan muhakkak izlenmeli. Evet. Domatesler acele etmez. Hızlı yaşarsanız hayatı ıskalarsınız. Evet. Bir de lütfen ne yaparsanız mecbur muyum deyin ilk başta. Eğer bir mecburiyetiniz varsa deyin. Bu anekdotlar güzel. Şimdi abi Kanal 6'da bir aranan adam serüvenim var. Şimdi net hatırlıyorum. Ya yani benim de yaşım o kadar küçük değil. 1989'da başlamışsın bir müzik dergisinde. Boom dergisinde. Tabii biz yokken o zamanlar. Şimdi halen daha bu hikayen devam ediyor. Şimdi de artistik yapım sayfasında hikayeni devam ettiriyorsun. Evet. İşte sen de büyük bir örneksin gençlere. Hiç durmamışsın. 89'dan bu yana. İşte en son teknolojinin getirdiği nokta YouTube'sa YouTube, tiyatro ise tiyatro, işte Levent Kırca'ysa orada yazarlık. Peki abi sen, biz pandemi sürecinde çok konuştuk. Mesela bir sonraki işini ne olarak görüyorsun veyahut da mecranı? Sosyal medyadan mı gideceksin yoksa sinemalar açılacak? İşte kendine bir hayal ediyor musun gelecekte bir iş şimdi yeri olarak? Hani meşhur laf, hayat siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir diye. Hele bir de burası Türkiye diye bir şey var. Hı-hı. Türkiye gibi tam kurumsallaşmamış, kuralları tam oturmamış ülkelerde plan yapmak kolay değil. Ama yapıyoruz tabii ki, plan yapmak zorundayız. Diğer ülkelerden farklı, diğer ülkelerde insanlar A planı, B planı, C planı yaparsa yeter. Ama biz A'dan B'ye sürekli planlarımız olması lazım. Her şey değişiyor. Sadece Türkiye değil, dünya da öyle. Mesela ben sıradaki filmin yaşam para... Dur. Parasız Yaşamanın Sırrı diye bir film düşünüyordum. Ne zaman çekeceksin diyorlardı. Parayı bulunca diyordum. Onu çekmeyi düşünüyordum. Ama birdenbire pandemi çıktı. Gösteriler iptal edildi. Oraya kapandı. İşte bir plan yaparken başımıza bambaşka bir şey geldi ve oturup böyle pandemi sürecinde nasıl bir film çekilebilir diye ona kafa yormak zorunda kaldı. İşte arkada da görüyoruz filmi. Babamın ceketi. Bizim Mert'in oynadığı. Böyle bir şey oluyor ve Türkiye'de maalesef dediğim gibi hep birkaç planımızın olması lazım. Şimdi yine hala şeyi çekmeyi düşünüyorum. Parasız Yaşamanın Sırrını. O var kafamda. Bir tane eğitim sistemiyle ilgili böyle bir alternatif eğitimi anlatan bir film çekmek istiyorum. Yani yine bir yerlerden imkan, para, zaman ve ömür bulabilirsem kendime. Allah uzun ömürler versin. Ya birkaç böyle yine alternatif yaşamla şu an biraz şimdi bu filmde de eleştirel dozu farklı, şey fazla bir film oldu yani. Güldürürken düşündüren falan diyoruz ama eleştirel dozu fazla. Aslında artık eleştirmekten, şikayet etmekten çok alternatif yaşamları gösteren filmler çekmek istiyorum. Yani
Parasız yaşamanın sırrı da öyle. Bir alternatif öneriyor insanlara. Müfit abi burada Bodrum'da kimi görsem diyor ki buraya yerleşeceğim, bağımı bahçemi ekeceğim, işte burada yaşayacağım. Şöyle bir toprağa dönüş de görüyorum. Yani ve sanatçılar var aralarında, oyuncular, işte müzisyenler falan. Böyle bir toprağa dönüş var gibi. Ekonomi Var. de bitmeye gelince böyle. Ben şimdi gözlemliyorum şöyle bir şey. Yine şimdi normal hayatta mandıra filozofu olmak bile para istiyor Tabii. diyorum. Yani öyle bir şey. Hayat filmdeki kadar kolay değil ama mümkün. Ve ilk başta mandıra filozofunu izleyip şehri terk edip köye, doğaya yerleşen çok insan vardı. Bana ulaşınca teşekkür ediyorlardı. Ve ben korkuyordum. Ya bugün teşekkür ediyorlar, yarın küfür edebilirler mi diye. Şimdi teşekkür eden çok bir şekilde oraya gidip tabii ki bir geçiş alışma süreci oluyor. Bir üretim modeli oluşturan, bir çarkı döndürmeye başlayan memnun kalıyor süreci. Şimdi daha çok ama benim gözlemlediğim bir de şu var. Emeklilerin çoğu doğaya dönmeye, köylere yerleşmeye başladılar. Ben de Tabii. şimdi yakında Çorum Sungurlu Gökçen köyündeydim. Civar köylerde de insanlar yıllarca mesela Ankara'da çalışmış, İstanbul'da çalışmış, gelmiş oradan ya dededen kalma toprağa ya kendisi toprak almış. Uğraşıyorlar. Küçük de bir emeklilik maaşı olunca şehirler için az ama o maaşlar, köy için güzel maaşlar. Orada bahçeyle uğraşıyor. Çok da mutlular yani. Çok sayıda insan var. Çok. Ve işte öyle alternatif yaşamları gösterip ya o tür filmler çekmek istiyorum artık. Ve eğitimde de eğitimi eleştirdiğim videolarım var YouTube'da artistik yapım kanalında ama tamam eleştiriyorum da bir de ne öneriyorumu da yine bir filmle anlatmak istiyorum. Tabii orada videoları da tabii yanlış anlayanlar da var. Bugün hepsini izledim. Mesela sen konservatuara hayır demiyorsun. Orada bir alternatif de sunuyorsun. Orada Okula. yorumlarda mesela. Tabii Okul tabii. Hayır yanlış şunu anlayış. karıştırıyorlar. Şimdi çok seven, doğru anlayan da var da ben diyorum ki okul şart değil. Şeyin içinde ama eğitim şart değil demiyorum. Öğrenim Evet. şart değil demiyorum. Öğretim modeli olarak bu tip okulların zaten şeyi geçmişi 100-150 yıllık. Ya yani 150 bile değil. 100 küsur yıllık şeyler. Tabii. Tek öğretim modeli bu değil. Ama bu okul denen öğretim modeli bugün iflas etmiş durumda. Yani not bir araçken amaca dönüşmüş. Diploma bir kanıtlama aracıyken amaca dönüşmüş. Ve milyonlarca diplomalı genç, işsiz, amaçsız genç var. Çok. Ve ya bu okul sistemi iflas etmiş durumda. Ben diyorum ki bunu gözden geçirip yeni öğretim modelleri üretmek lazım bu çağda. Ve bu çağa uygun, bu teknolojilere uygun, bu sistemlere uygun yeni öğretim modelleri ama yanlış anlayanlar da çıkıyor. Olsun yani. Müfit abi şimdi arkadaşlarım da alttan uyarıyorlar. 5 dakika kalıyoruz. Kapanıyor ya. Şey yapmayalım. Devam edelim. Kapatıp açıp. Tamam mı? Senin var mı Olur, öyle bir tamam. zamanın? Sonra soru mu alacağız şimdi Evet. seyircilerimizi izleyenlerden dağıtmasın? hatta almaya başlayalım. Kapanınca kapatıp açarız. Şimdi birazcık soru alalım. Merak ettiğiniz filmle alakalı. Özellikle de bu projeyle alakalı. Ne bileyim işte kaça mal oldu Evet. gibi. Kaça mal oldu? Son kaçı olur abi Var mı diye. soran? Şöyle selamları toplayacak alalım. Evet Aldık alalım hepimizin onları. selamını. Selamla Müfit. vakit kaybetmeyelim arkadaşlar. Evet. Gerçekten tatlı, güzel, acı da olabilir. Sorularınız varsa Domates neden sorulara yanıt kırmızıdır vereceğim. demiş. Bak çünkü Ben göremiyorum. Sen Atatürk söyle bana İrfan. Ne? şöyle yapacağım abi. Şurayı bir kapatalım. Diyor ki abi domates neden kırmızıdır? Çünkü Atatürk daha hızlı koşar demiş. Özde film. Ya arkadaşlar bunlar da güzel ama gerçekten sorular varsa Dur, dur, zamanımızı dur. güzel değerlendirelim. Ben sizi bırakmıyorum öyle mantıklı ve güzel konuşuyorsunuz ki işteyim demiş. Bırakamıyorum diye Ayşe sizi. Ha. Ayşe selam olsun. Merhaba diyenler var. Müfit abi harikasın diyen var. Sağ olun, eyvallah. Ben dedim onlarla vakit kaybetmeyelim. Ben de size karşı boş değilim arkadaşlar. Soru varsa alalım. Yani filmle de ilgili olabilir, başka hayatla da ilgili olabilir.
Modadan modadan Müfit bak abi sen öyle söylüyorsan ben modadan hemen Şevki, modadan Müfit Bey selamlar diye hemen yapıştırıyor orada. Hocam yüreğinizde yaptığınız yüreğinizden yaptığınız işlerinize yansıyor demiş Topaç Ahmet diyor. Her şeye karşı mısınız gerçekten diyor Fatih. Ya her şeye karşıyım, şöyle karşı olmak da diyorum ki ya karşı açıdan bakmaktır aslında. Ben karşıyım dediğim her şeyde insanları karşı açıdan bakmaya da davet ediyorum. O yüzden bu dünyanın bu dünyadaki sistemin her şeyin yeniden gözden geçirilmesi lazım arkadaşlar. Çünkü görüyoruz yani diyelim ki okul sistemi de iş sistemi de hepsi iflas etmiş, tıkanmış durumda. Görüyoruz peş peşe ekonomik krizler, okulda yıllarını veriyorsun okula, karşılığında doğru dürüst bir şey göremiyorsun. Bu dünyadaki pek çok şey iflas etmiş, hemen hemen her şey tıkanmış durumda. Artık başka açılardan bakıp bu dünyanın sistemini bir gözden geçirmek lazım her konuda. Mantık. O yüzden her şeye karşıyım. Karşı açıdan bakmaya davet ediyorum herkese. Süper. Mantık manyağı oluyoruz demiş birisi. Sinema salonlarına neden girmiyor bir film diyor. İzmarit D yazmış. Ya şimdi şöyle birkaç sebebi var. Şimdi şu dönemde korona salgını yüzünden sinemaları düşünemiyorduk. Bunu çekmeye başladığımızda böyle planladık. Bir de iki, bizim korona salgınından daha beter başka bir salgın var. Mesela kapitalizm salgını arkadaşlar. Bir filmi vizyona sokmak inanın bir filmin maliyeti kadar masraflı bir şey. Ve önce ya gidiyorsun şu an dağıtım zincirleri dediğimiz bir takım sinema tekelleri var. Salon zincirleri var. Yani filmini onlara beğendireceksin. Gideceksin onlardan salon dileneceksin. Belli oranda salon alacaksın. Ve daha düne kadar kopya başına $1000'lara yakın oynatma ücreti vereceksin. Ondan sonra ve bir sürü tanıtım bu film enflasyonu içinde, bu curcuna içinde filmini duyurabilmek için afişiydi, billboarduydu, radyo, televizyon reklamıydı. Bir sürü para harcayacaksın. Sonra 2 günde senin filmini vizyondan kaldırıyorlar. Yani bu sinema tekerleri, dağıtım zincirleri. Bizim daha koronadan daha büyük salgın bu. Küçük yapımcıların, özgür bağımsız sinema yapmak isteyenlerin. Biz de şu an aslında ben yeni bir yol açmaya çalışıyorum. Bu piyasa koşullarına ya da büyük yapımcılara boyun eğmeden, sinema tekerlerine boyun eğmeden genç sinemacılar, benim gibi ihtiyar sinemacılar, özgürce film yapmak isteyenlere yeni bir yol açabilir miyiz diye. Aracıyı ortadan kaldırmaya çalışıyorum. Direkt seyirciyle YouTube'da paylaşalım diye. İlk gösterim ücretsiz yaptık. Şu an katıl butonu var. 2,5 lira bir ücretle gösteriyor ama bunun 1 lirası bize kalıyor. Diğeri vergi. Onu filmi nasıl izleyeceklerini daha sonra tamam. Konuşalım lütfen. O tamam. Önemli çünkü filmin başka güzel bir yöne doğru gitmesiyle alakalı. Yok, en sonunda tamamen ona bırakacağım. Tamam şunu söyleyeyim yani biz burada diğer sinemacılara yeni bir yol açmak için bir yola girdik. Yani yoksa bu çok sembolik rakamlar buradan bir şey gelmiyor ama bir alışkanlık olsun şimdi değilse bile bir 2 sene sonra burası da yeni bir mecra olsun. Bence çok önemli bir şey. Bu, evet. Bu çok önemli. Buna ayrı bir 10 dakika ayıralım. Tamam. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Sevgiler demiş Şenol Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Başta kutlamıştık. Sonunda da kutluyoruz. Evet. Dönem filmi çekmeyi düşünür mü? Zaten dizi olarak çekti de hani Deniz Gezmiş'in hayatı mesela demiş. Ya Deniz Gezmiş'in hayatı çekildi. Şimdi aslında son birkaç ayı çok heyecanlı bir film gibi gerçekten. Şimdi daha önce çekildi ama farklı çekildi. Reis Çelik çekmişti. Evet. Başrolünde Bedirhan Şimşek, Berhan Şimşek. Berhan Şimşek. Yani çekilmiş bir film varken çekilir mi? Neden olmasın? Olabilir ya. Ya ben değilsem bile birileri çekmeli yeniden. Bizim editörlerimizden Aykut diyor ki sizin canlandırdığınız mandıra filozofu gibi bir hayatım olmasını o kadar çok istiyorum ki diyor. Dededen öyle bir arsa kaldıysa olur yani.
Aykut, İzmir'in topraklarını bir kolaça dedin kardeşim. Mühit Bey'e sorum, yeni bir oyuncu eğitimini alan tanınmış bir menajeri nasıl bulmalı? Yeni bir oyuncu, eğitimini alan bir oyuncu. Anladım. Eğitim evet. almış ama iyi bir menajeri nasıl? Ya ben Türkiye'de menajerlerin en azından iş bulma konusunda bir işe yaradığını düşünmüyorum. İş bulduktan sonra kendi oyuncusunun hakkını koruyabilir, onu iyi temsil edebilir ama maalesef onların kusur olduğu için değil, bizdeki sistem Amerika'daki sistem gibi değil. Menajerler benim bildiğim genelde iş bulmuyor. Oyuncuya geldikten sonra rol oyuncunun haklarını koruyor, oyuncuyu temsil ediyor. O yüzden yani menajer ligde değil kurtuluş diye düşünüyorum. Kesinlikle yani öyle. İş oyuncuya gidiyor zaten, iş menajeri değil evet, yani. Evet, Türkiye'de öyle. Ama Amerika'da gerçekten şey olabiliyor. Yani kas direktörleri, menajerleri arayabiliyor. Böyle bir şeyi düşünüyoruz, oyuncuları gönderdi. Türkiye'de çok öyle yürümüyor. Biz mesela ajanslara yolluyoruz. Ama menajerlere yolladığımı hatırlamıyorum. Çünkü benimle şimdi menajer yurt dışında da aslında Hollywood'da menajerlik büroları çok sayıda oyuncunun barındığı, çok sayıda menajerlerin olduğu kurumlar. Öyle olunca ben yeni bir filme başlıyorum diye bir menajere senaryoyu gönderebilirim kimi öneriyorsun diye. Ama burada 3 kişinin menajerliğini yapıyor. Kimin menajerliğini yaptığı belli zaten. Öyle bir irtibata geçmiyoruz. Ya yani güvenilir ajanslara gidebilirler. Ya da hem ajans hem menajer olanlar var, onlara gidebilirler. Peki. Bir dandin olarak şunu merak ediyorum. Dandinoğlu ailesi fikri nereden aklınıza geldi? Ya şöyle bir şey. Ben o nereden? Babamın ceketin filminde soy isimleri Dandinoğlu'ydu. Ben şimdi benim soyadım da biraz şey, orada soyadıyla saçım da insanlara tuhaf gelen bir soyad. Biraz insanlara tuhaf gelen ama gerçekte olmayan bir soyadı uydurabilir miyim diye düşündüm. Dandinoğlu diye bir soyadı uydurduğumu sanıyordum. Google'a da yazdım, yoktu kimsede. Oh dedim, kimsede yok, gönül rahatlığıyla koyabilirim. Ben o filmi çekip videona soktuktan sonra Dandinoğlu ve Dandin ailesinden beni bulanlar oldu, bizim soyadımızı kullandım diye. Neyse ki çok neyse ki çok güzel karşıladılar. Yani güzel diyaloglar oldu aramızda. Yani ben uydurduğumu sanıyordum, gerçekten varmış Dandin ve Dandinoğlu soyadı. Harika. İbrahim Bey sormuş tabii, Müfit abi biliyorsunuz Levent Kırca'nın da ekibinde olacak, o kadar da çalıştı. Ve işte 80'lerin yönetmenliğini yaptı. Genç senaristlere yol haritası önerebilir mi diyor İbrahim Halıcıoğlu. Zamanımız varsa, şimdi bana zaman zaman soruyorlar. Abi diyor ki şu yazdıklarıma bir bakar mısın? Benden senarist olur mu? Ben de onlara diyorum ki yazdıklarına bakarak değil, yazmadıklarına bakarak söyleyebilirim. Ne demek istiyorsun abi? Başından mı sağlamak istiyorsun? Yok kardeşim, sen yazma niyetiyle oturdun bilgisayarın başına, sabaha kadar oturdun ama hiçbir şey yazamadın. Ama yine de oturdun sabaha kadar, senden senarist olur diyorum. Niye? Çünkü azmetmişsin, direnmişsin. Bugün olmazsa yarın olur, yarın olmazsa öbür gün olur. Arkadaşlar yani önce aklıma bir şey geldi, benden senarist olur diye bir şey yok. Onu yazmanız lazım, hayata geçirmeniz lazım. Kolay geliyor insanlara. Senaristliği kolay sananlar mesela otursun bir gün 20 sayfaya sadece kendi adını yazsınlar. Sadece kendi adını 20 sayfa copy paste yapmadan, bakın bakalım ne kadar zor. Sen işte pes etmeden sabahlara kadar oturabiliyorsan bilgisayarın karşısında, yazamadığın halde pes etmiyorsan senden senarist olur. Bu konuları anlattığımız işte videonun adı Senden Bir Şey Olur Mu? Evet. Onun dışında o videoları kesinlikle izlenmeli. Bir iki tüyo verebilirim yine zaman varsa. Ya şimdi şöyle bir kapanmadı şey. Kapanmadı abi. İyi gidiyoruz. İnşallah bu uzatmıştır Instagram bu süreci. Bir saati geçtik. Ya şimdi şöyle, hemen senarist adaylarına ve belki başka türlü iş arayanlara da bir şey söyleyeyim. Bana da geliyor bazen, ya da mesela bir genel müdüre gönderiyor, buluyor bir yerden mailini.
80 sayfa senaryo. Şu abi şunu bir okur musun? Abi şimdi diyelim ki hadi beni geçtin. Bir kendi drama müdürü kanalın ya da bir yapımcı. Abi ona günde 10 tane senaryo geliyor. 800 sayfa. Ya o adam 800 sayfa okuyabilir mi? Ya da yani 50 tane geliyorsa işte ne bileyim 5 kere 8 4 bin sayfa okuyabilir mi? Hayır. Müdürlük yani mi yapsın? Şöyle olması mı lazım. Hemen tiyoyu veriyorum Spielberg'den örnekle. Adamın birisi asansörde Spielberg'i görüyor. Aa diyor, ya sizi gösteriyordum, yerde buldum. Benim şahane bir projem var diyor, ya sizinle görüşmek istiyorum bu konuda. Spielberg de hemen kartvizitini uzatıyor. Adam da diyor ki ulan ne kadar kolay oldu Spielberg'den randevu almak. Spielberg devam ediyor. Projenizi diyor şu kartvizitin arkasına yazın. Sığarsa beni arayın diyor. Tabii. Şimdi bunun şudur özeti. Logline deniyor şeyde, İngilizce'de. Anahtar cümle diyebiliriz. Sen projeni bir cümlenle anlatmak zorundasın. Ve başvurduğunuz bütün işte senaryo ile ilgili yapımcı, yönetmen, yönetici, herkesin o maille abi şahane senaryo yerine, senaryoma bir bakar mısın yerine konu kısmına o tek cümleyi yapacaksın. Gördü, onu sevdiyse zaten gerisini okumak isteyecektir, o sana döner. Onu sevmediyse ister 80 sayfa yaz, ister 8 sayfa yaz, okumaz abi. Bunu bir piramit olarak düşünün. Önce ilk başta o anahtar cümle olacak. Hem içeriği anlatacak ama bu anahtar cümle değil. Bak geliyor. Abi şunu evet de reyting rekorları kırarız. Hadi ya ben de yedim. Çocuğum ya. Ya çocuk mu kandırıyorsun? Onun yerine işte mesela E.T.'nin hikayesi nedir? O zamana kadar uzaylılar hep kötüydü. Bir uzaylıyla çocuğun dostluğu. Aa ben yapımcı olarak böyle bir şey ilgimi çekiyorsa hemen tıklar bakarım. Ama şahane rekorlar kıracak değişik bir uzay filmi hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani bunun gibi tek cümleyle özetlemeleri lazım. Ve onu da mailin konu bölümüne yazmaları lazım ve mail atmaları lazım. Harikasın Mehmet abi. Diyor ki, hocam kısa film çekmek istiyorum. Senaryo üzerinde çalışıyorum. Uzun zamandır çalışıyorum. Sizce kamera seçiminde 4K çeken bir kamera tercih etsem festivallerde yine de görsel açıdan bir sorun teşkil eder mi demiş. Ya arkadaşlar görselliği çok abartıyorlar. Evet. Yine bu kadar değil ama bir tane bir örnek vereceğim size Ertem Yılmaz'dan. Şimdi net kaçma diye bir şey var. Hani net görüntünün flu olması. Kameraman net yapıyor ya. Önceden monitörler de yoktu. Ertem Yılmaz'ın bir filminde İşte bir sahne çekiyorlar bir oyuncunun yakın planına. Ondan sonra stop diyor Ertem Yılmaz. Tamam çok güzel oldu diyor. Kameraman diyor ki abi bir daha alalım diyor. Niye diyor Ertem Yılmaz? Net kaçtı diyor. Yani net değil oyuncunun diyor. Ertem Yılmaz diyor ki kim olduğu belli oluyor mu diyor. Belli oluyor abi. O zaman boş ver diyor. Şimdi bu tabii, bu tabii biraz uç bir örnek ama arkadaşlar biraz teknik meseleleri çok abartıyorlar. Önemli evet. olan hikayendir. Karakterlerin içerik. Seyirciye anlattığın hikayeyi geçirdiğin duygudur. O yüzden yani 4K'yı 2K'yı çok abartmanıza gerek yok. Şimdi teknik şeylere girmeyeyim yani 4K'nın anlamı ve önemi nedir? Girmeyeyim ama bunu anlatmayayım. Önemli olan sizin hikayenizdir. Seyirciye hikayeyi geçirebilmeniz, anlatabilmeniz, bir duygu yaratabilmenizdir. Bir karakter yaratabilmenizdir. Ama kısa film çekenleri bir konuda uyarayım. Şöyle bir tuzağa düşüyorlar. Kısa filmi kendilerini göstermek için uzun metraja giden yolda bir vitrin olarak düşünüyorlar. Ve dolayısıyla bir kısa film çekmiyorlar aslında. Bir uzun metrajdan planlar göstermeye çalışıyorlar. Aa, ben değil arkadaşlar, büyük bir yanılgı. Kısa film kendi başına bir türdür. Yani şöyle düşünün. Sen roman yazmak istiyorsun. Şiir daha kısa diye. Ya roman yazıyorum. Roman çok uzun. İnsanlara da okutamam. Önce şiir yazayım. Şiirden romana geçerim diye şiir yazamazsın. O şiir şiire benzemez. Sen şairsen yazdığın roman da çok romana benzemez. O yüzden kısa film kısa filmdir. Hiç uzun metraja geçmek için bir basamak
bir araç değildir. Kısa filmde bence önemli olan kısa zamanda anlatacağım vurucu bir hikayedir ve özellikle final önemlidir. Bunu daha çok fıkraya benzetebiliriz. Yani hikayeler, masallar evet. Anlatırsın. Süreç fıkrada kısadır, sonunda vurucudur. Tak diye vurur. Kısa film biraz fıkra gibi olmalı. Kısa bir vurucu olmalı. Asla uzun metraja göz kırpmamalı. Arkadaşlar o kadar kıymetli ki Müfit abinin şu bize ayırdığı süre. Millet TEDx'te parayla izliyor. Gidip para verip bu bilgileri alıyor. O yüzden çok teşekkür ediyorum abi Sinema Portekibi adına. Instagram'da bir torpilim geçiyor. Bir saati geçti, kapanmıyor. Yani. Eve kapan. Ben de onu diyorum. Deminden beri niye kapanmıyor şu diye. An gerçekten bir saat 12 dakika ya da 10 evet. dakika oldu. Evet. Torpil geçiyor Instagram bize. Yani ya eğer da bak ki... ben de onu merak ediyordum. Hatta şimdi sen ilk defa gördüm ben Instagram'da bir program kullanıyorsun. Hatta seni beklerken de girdim ne olabilir diye. Yellow Duck diye bir şey mi kullanıyorsun? Program ne kullandın? Hayır hiç. Sadece bu benim 11 Pro Max'in Instagram'a bir güzelliği gibi bir şey. Programsız direkt Instagram'dan. Tabii. Ben ilk defa evet. gördüm. Ben de dedim ki o arada lan nasıl yapıyor bunu velet dadam. Bir taraftan ya. Girdim. Instagram için ama bak olmayanlar ve benim gibi merak edenler için söyleyeyim. Yellow Duck mı? Hatta indirdim bile yani. Boş durmuyorum. İhtiyarız ama teknolojiyi takip ediyorum. Yayın sırasında mı indirdin? Evet. Yellow ya, Duck. Ya helal sana ya. Evet. Helal. Helal. Şimdi bakalım, abi bizim bir kampanyamız var bizim. Sinema Port. Evet. Sinemalara gidin. Arkadaşlar sorular çok geldi. O yüzden kapatayım mı? Yüzünü de kapamayalım. Bak o kadar değerli bir insansınız ki karşılıklı sohbet şansımız olsaydı diye. Aman kapanmayın abi, ne istiyorsunuz? Kapanmasın. Hocam çok sağ olun, çok teşekkürler demişler. Samimiyet mükemmel bir şey sizde demiş. Kapatayım şöyle bir. Tekrar açarım. Yüzü kapanmasın Müfit abimin. Güzel yüzü. Ben şöyle dururum. Ben kendime yer bulurum ya. Gençlerin önünü kapatma. Beni kapanıyor alttan. Bana tabii telefon gelince kapanıyor. Şu nerede bizim şeyimiz? Evet, şimdi açacağım onu Müfti abi. Buradasın değil mi abicim? Buradayım ben. Ben tamam, buradayım. Duyuyorsun evet. beni. Tamam. Abi biz evet. çeyrek altın dağıtmaya başlıyoruz şimdi. Duydun mu bilmiyorum. Duydum onu. Bir daha anlatsana. Şimdi sinema salonlarına taleple çoğalsın. Bir farkındalık yaratılsın. Tom Cruise biliyorsun gitti TRT'yi izledi. Türkiye'de de Türkiye'nin Tom Cruise'u Özcan Beylan. Diyor ki sinemaya git, kim çeyrek gitti? Altını kazan. Türkiye'de kim gitti onu duyamadım. Türkiye'de daha giden olmadı ama bizim Sinema Port'un değerli Özcan'ı diyorum ki lan Tom Cruise gibi adamsın diyorum bugün. Güzel proje yaptın. Sinemaya gidiliyor eşiyle dostuyla birisi. Bir selfie bir fotoğraf çekiyor. Sinema salonlarını dolduralım hashtag ile Instagram'a paylaşıyor. Ve çeyrek altın dağıtıyoruz Sinema Port olarak. Nasıl? Dağıtıyoruz derken kaç tane? 31 Ağustos'ta başlıyoruz. 6 Eylül'e kadar. 30 altın sandım. Kaç altın? 30 altın ne yaptı? 30 milyar para yapar. Kaç? Bir altın mı? Yok, bir sponsorumuz var. Birazcık destekliyiz o konuda. Abi o sponsorla bir tanışabilir miyim ben? Seve seve abi. Bodrum'dalar şu an. Bilim çekelim. Ya Müfit abi bizim Emre Mutlu var, benim komşum. Ondan sonra geçen onunla konuştuk. O da Puhu'ya mı Blue TV'ye bir iş yapıyor. Sponsor lazım. Ben radyoda yıllarca böyle reklam verenlerle iç içe olduğum için galiba sponsorsuz hiçbir şey yürümeyecek. Ve bu kışa umarım ki parası olanlar harcayamıyorlar da, bir yere de gidemiyorlar, her yer kapalı, kulüplerde ezemiyorlar. Ve bu paraları onları güzel böyle bir ikna edip bu işlere harcasınlar diye bir çaba sarf edeceğiz. Ben şimdi şöyle, bu bizim bu filmde sağ olsun bizim de YouTube partnerimiz var, Mediacorp. Sponsor arayışına girdi. İyi ki teklif geldi, ben kabul etmedim. Niye? Şöyle neden? YouTube'da ben şuradan kabul etmedim. Şimdi biz sonuçta bir YouTube'da yayınladık ilkini ama ben bir sinema filmi çekiyorum. Şimdi diyor ki sponsor bulunmuş.
Ben filmin içinde markanın adını söyleyecekmişim. Evet. Tamam, markanın adını söylüyorum. Evet. Sonra bakıyoruz abone sayım kaç? Şu an 93 bin. Ona göre bir hesap yapıyorlarmış. Ona göre bir para. Kardeşim benim yani Saçmalık. YouTube'da yayınlıyor olabilirim ama şimdi cep telefonuyla çektiğim işte videolar var. Onunla bu bir değil ki. Ben bir sinema filmi çekiyorum. Sen bugün 96 bin aboneye gösterilir. Yarın 500 bin aboneye gösterilir. Öbür gün belki DCP aktarılır. Salonlarda açık havada gösterilir. Bilmem. Ya şu an sinema filmine ve bana bakışları da böyle YouTube videosu gibi olunca ben dedim ki teşekkür ederim. Madem abone sayısıyla ölçüyorsun. Ya ben bir sinema filmi çekiyorum. Hani ukalalık etmek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama sinemacıları da temsil ediyorum. Onların gururunu da temsil ediyorum. Evet. Yani nasıl abone sayısıyla ve üstelik de şey yapıyorum. Şu ana kadar inan çok reklam teklifleri aldım. Ama kabul etmedim. Ama film çekebilmek için sponsoru kabul ediyorum ama sponsorların da bakışlarında bir gözden geçirmelerinde yarar var. Yani ticaret olarak mı bakıyorsun, sanata katkı olarak mı bakıyorsun, kendini göstermeye mi çalışıyorsun? Onların evet, kendilerine bir çeki düzen vermeleri lazım. Yok ya en azından nereye sponsor oluyorum diye ona bakması lazım. Ben şey diyorum ben diyorum ya mesela yine benim de YouTube kanalım var. Oraya çektiğim videoda bir şey yapacaksan, oraya sponsor olacaksan oraya kaç bin abonesi var diye bakabilirsin. Hakkındır. Ama Gayet de biz bir 90 bin sinema küsür de en filmine son. bu şimdi bu kalıcı bir şey, video geçici bir şey. Ve bugün burada bu kanalda, yarın hangi kanalda olacağı belli değil. Şimdi Tabii. ama bak aynı şey şimdi Mandıra Filozofu'nda da olmuştu. Mandıra Filozofu'nda o zaman tabii yapımcısı Birol Güven sponsor aradı. Kimse olmadı biliyor musun? Ya Hadi ya. ben tanınıyorum doğru dürüst. Mandıra Filozofu hani diziden biliniyor ama şöyle Rasim abi var ama olmasına rağmen sponsorlar burun kıvırdı. Şimdi ben kaç tane çok büyük patronla tanıştım. Türkiye'nin isimlerini vermeyeyim. Bayılıyorlar filme. Değil İşte mi? şudur budur. O zaman kardeşim iş işten geçti. Sinema filmi böyle bir şey. Yani Doğru. kendi çapında bir efsaneyi düşündü. O zaman neredeydin? Şimdi de hakikaten kapısını çalınca sponsorum bir böyle bir bakışla ya ben o yüzden çalmıyorum pek sponsor kapısı. Ama bir Senle taraftan yayından da sonra bir ihtiyacımız konuşalım. var üretim yapabilmek için. Canım Ne abim. olacak bilmiyorum. Yayından sonra Evet. bunu bile ara bir konuşalım, olur mu? Sizi tebrik ediyorum bu arada şey için. Sponsor başarınızdan ötürü de sponsorunuzu da tebrik ediyorum. Hani sinemalara bu şeyi çekmek için. Peki bu nasıl sponsor? Hiç adını anlıyorsun. Adını Benimkiler bana almıyoruz. diyor ki sinema filminde markanın adını söyleyeceksin. Sizinkiler Özcan niye söyletmiyor? alttan şimdi yazıyor, yaktın bizi diye. Altın firması Ne bizmişiz, yakayım değil mi? canım? Ben sizi tebrik ediyorum. Ben Şöyle benimkilerin söyleyeyim. Sıfır sermaye. Sinemapor zaten korona sürecinde karantinadayken dedik ki o kadar büyük bir çıkmaza doğru gidiyor ki tiyatro salonları kapanmış. Bir tane konservatuvar arkadaşım var. Kirasını ödeyemedi diye hacizlik oldu. tabii. Ondan sonra Özcan dedi ki biz sinema portu Instagram'a alıyoruz ve canlı yayınlara başlıyoruz diye. Hiçbir sermayemiz yok. Arkada bir şirket, bir holding bir şey yok. O zamandan beri çünkü internette durmak bile bir com adını almak bile bir para. Oraya bir hosting parası veriyorsun. Bir şey ödüyorsun. Ve helal olsun ve hiç durmadan Özcan Beylan sponsorumuz odur. Söyleyeyim. Burayı ayakta tutan adamdır. Editörlerimiz, ortaklarımız işte Aykut olsun, Alper olsun. Bakalım kışa doğru bunun başka bir ayağını da yapacağız. Belki abi senin de bu gençlerin danışacağı çok şeyleri var sana. Aykut'un falan. Belki İstanbul'da biz Mert'in nişanında nikahında karşılaştık da çok ayaküstü yakalayamadık seni. Evet. Ama İstanbul'a ben geldiğimde bizim çocuklarla bir yanına gelmek isteriz. Tamam, olur. Hay hay. Tamam mı abicim? Evet. Peki. 21-21 yaptık. Çok tatlı gidiyor. Tom Cruise'un şeyi de konuşalım arkadaşlar. Hem Ama ekrana bir şey şöyle bir. koyalım mı? Bir tadında da bırakmak için buçuk mu diyelim, bir şey diyelim istersen. Buçuk. Evet. Buçukta Buçuk, kapatıyoruz. tamam, buçukta bitirelim.
Bu arada 7 Eylül'de de buradan bir canlı yayın yapıp arkadaşlar kazananları açıklayacağım. Bilmiyorum kimler gidecek sinemaya. Tenet şu an vizyona girdi. Ve Tom Cruise biliyorsunuz kalabalığa karıştı. Hiç korona falan demedi. Gitti Tenet filmini izleyip onları da paylaştı. Ve şöyle de bir bilgi var. Hemen söyleyelim arkadaşlar. Herkesin kim gitti filme dedi? Kim gitti? Tom Cruise gitti abi. Ha ben sizden biri gitti sandım. Ha tamam. Yok Tom Cruise gitti filme. Herkesin beklentisine göre Tenet pandemi döneminde sinemalarda gösterilecek olan bu filmin gidişatı belirleyecek. Dünya sinemasının gidişatını belirleyecek bu film. Warner Bros. Tenet'in vizyona girmesiyle birlikte gişe rakamlarını paylaşmak da istemiyor. Bence doğru da bir şey yapıyor. Yani işte tiyatro şey sinemalar bitti intibası oluşmasın. Bence de hasılat ciro hatta box office'te de paylaşılmasın. Ne düşünüyorsun bu konuda abi? Paylaşılmalı mı? Abi paylaşılsın yani ne olacak yani Allah'ın bildiğini kuldan saklamamak lazım diyelim. Ya şimdi insanlar tahmin ediyor zaten. Bence paylaşılabilir. Yani vay izlenmedi diye kötü bir propaganda olmaz ki şu dönemde. Eskisi gibi izlenmeyeceği kesin. İşte olumsuz bir şeyle duyulmak istemiyor Warner Bros. Ve özellikle de biz paylaşmak istemiyoruz demişler. Evet, Tom Cruise da şeyi çok merak ediyorum. Türkiye'de ilk vizyona giren filmimiz ne kadar izlenecek, kim gidecek? Yani bir devletin bir ödeneği olacak mı? Şu an salonların durumları başka. Yani personeller aynı, işte vergiler ödeniyor. Salonun giderleri aynı ama gelen 5 kuruş bir şey yok. Bu süreç sinemalar için zor bir süreç Müfit abi. Ya hayırlısı olsun diyelim. İnşallah atlatırız. Birileri taşın altına elini koymaları lazım. Evet, salon da bayağı kalabalık. Tom Cruise'un gittiği salon. Şöyle de bakalım. Böyle de pozlar vermiş Tom abi. Bakalım Türkiye'de bunun öncüsü hangi oyuncu olacak? O dublör olabilir mi Tom Cruise'un? Olabilir. Ama dublör kullanmıyor. Evet. Bizim Güneyt Arkın ustamız gibi dublör kullanmıyor. Evet. Peki. Ya Müfit abi sana doyum olmaz. Eyvallah. Size de doyum olmaz. Şimdi hemen son bir dakika dur. Müfit abi niye ayrıldı? Bir dakika dur. Yanlışlıkla çıkmış olabilir. Müfit abiyle son 15 dakikayı filmi konuşarak kapatacağız. Şöyle bir bakalım. Nereden kaça izlenir? Müfit abi hemen açalım. Şarjı da bitmiş olabilir tabii adamın. Ne zaman tekrar gösterim olacak diye soracakken dur. Bir daha alayım. Müfit abi burada mı arkadaşlar? Müfit abi yok. Evet bence kapandı herhalde. Az bir bekleyelim. Müfit abiden YouTube'daki filmimiz sevgiler olsun. Müfit abiye bakıyorum tabii alttan. YouTube'daki filmimiz bir daha ne zaman izlenecek tam tarih diye soracakken, konuşacakken ya şarjı bitti. Arkadaşlar. Biz tabii Sinemaport olarak onları günlerini, tarihlerini yayınlarız. Eğer Müfit abinin şarjı bittiyse veyahut da başka bir sıkıntı olduysa. Ağzına sağlık. Bu kadar bile bizimle olması güzelliği ama dur bakayım şuradan gözüküyor mu arkadaşlar? Burada yayında mıyız onu bile bilmiyorum. Bence ben kapatayım. Bir sonraki yayında görüşürüz. Arkadaşlar kapalı ortamlarda düğün, nişan yasaklandı. Sinemalarda risk var. Benim gibi kronik hastalar çok demiş bir kardeşimiz. Çok doğru. Bir saatte en son düğünler, nişanlar. Şimdi onlar da herhalde yasaklandı.
Ben de burada korkuyorum vallahi arkadaşlar. Çok yani yoğun çalıştık. Yayındayız, tamam. Ayşe çok teşekkürler. Sadece Müfit abiden şunu öğrenseydik. Aykut ararsan telefonla filmimiz bir daha YouTube'dan ne zaman izlenebilecek? Onu bir öğrenseydik maskelerde düşer filmimizin. Çok teşekkür ediyoruz. Adacığım iyi geceler diliyorum. Herhalde Müfti abinin evet, interneti gitti. Ben de çünkü göremiyorum burada. İyi geceler diliyoruz. Bodrum'dan sevgiler olsun. Şuradan da şöyle bir çevireyim. Evet. Şu manzarayla, hatta müziğimiz de olsaydı şuradan. Şöyle bir bakayım, açabilecek miyim size müzik. Böyle bir veda edelim. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz. Şöyle bir hemen açalım. İyi geceler olsun hepinize. Evet, şarjı bitmiş. Telefonu kapalı Müfit abinin. Pekala. Biz onu haberleştiririz. Ne zaman izlenecek filmi Müfit abilerin diye. Sinemaport.com'dan da görebilirsiniz. Bizi zaten takip edenler de oradan bakacaklardır. İyi geceler, iyi bayramlar diliyoruz. Herkese selam olsun. Şu şehirden Alas vardık. Özlem Akın'a, Alper'e, Ada'ya, Mutlu'ya iyi geceler. Ve iyi bayramlar.